Merhaba, bugünkü programın başlığı Siyasi Yılmaz Güney. Siyasi Yılmaz Güney başlığını şundan dolayı özel olarak seçtim. Şimdi belirli partilere, örgütlere üye olmuş sol aydın Yılmaz Güney'den ibaret değil. Hem Türkiye örneğinde mesela en meşhuru Nazım Hikmet'ler var. Dünya örneğinde var. Mesela Louis Aragon yıllarca Fransız Komünist Partisi üyesidir. Yani önemli bir sanatçı olup, tanınan bir sanatçı olup, ister müzikte, ister şiirde, ister edebiyatta, ister sinemada sol örgütlere üye olmuş insanlar var. Yani Yılmaz Güney'den başkaları da var. Yılmaz Güney'in farklılığı kendisinin örgüt kurmuş olmasıdır. Ne Nazım Hikmet, ne Louis Aragon, ne de başkaları, değişik ilerici partilere, örgütlere üye olan tanınmış sol sanatçıları örgüt kurmak gibi bir işe girmemişlerdir. Yılmaz Güney girmiştir. Gerçi bu iş fiyasko ile bitmiştir ama sonuçta yani kendisi bir örgüt kurmaya yönelmiştir. Farkı yani sol siyasi sanatçı olarak Yılmaz Güney'in farkı budur. Şimdi geçen programda da sözünü etmiştim. 3 cilt tutan siyasi yazıları vardır. Bu siyasi yazılarında hapishanedeyken, yıllarca hapishanede kaldı, günlük hayatını anlatırken şöyle diyor. Ayda diyor yaklaşık 2000 mektup geliyor. Yani aşağı yukarı günde 60-65 tane mektup alıyor. Bunları okuyor. Bir bölümüne cevap yazıyor. Şimdi bu mektuplar Türkiye toplumunun her kesiminden geliyor. Yani genç kadınlardan tutun dincilere hatta MHP'lilere kadar Yılmaz Güney'e mektup yazan insanlar var. Yılmaz Güney bunlardan bir bölümü cevaplandırıyor ama mektuplar gittikçe birikiyor. Yani günde 60-70 tane mektup okumaya kalkarsanız zaten bütün gün gider. Başka bir şey yapacak zamanınız kalmaz. Kendisi günde 6 saat uyuyor. Uyku saatini biraz azaltıyor. Bunun yemek yemesi var. İşte bir saat televizyonda haberlere bakması var. Ondan sonra gelen günlük gazeteleri okuması var. Gelen dergilere karıştırması var. Koğuşun işlerini yapıyor. Kendisine düşenini yapıyor. Kesinlikle kendisine ayrı bir muamele yapılmasını istemiyor. Ona teklif ediyorlar. Ya abi sen çok meşgul adamsın. Yani hani koğuş işini sana düşeni biz yapalım. Bizden birileri yapsın. Yok diyor. Onu da kendi yapıyor. Geriye zaman kalmıyor zaten. Şimdi bu kadar çok sayıda mektup, toplumun birçok kesiminden gelen bu kadar çok sayıda mektup Yılmaz Güney'e olan özellikle avantür filmlerinden gelen büyük hayranlığı gösteriyor. Yani onun o filmlerde haksız olanları savunması, işte güçlü, kendini beğenmiş, haklı olanları savunması daima, haklı olanları savunması, güçsüz insanları savunması, onların yanında yer alması, onları ezenlere karşı tavır alması, onlara karşı mücadele etmesi kendisine büyük bir sempati kazandırmış durumda. Şimdi Yılmaz Güney'in düşündüğü şey şu. Kaç tane sempati, yani sempati deyince ne anlıyorsunuz? 10 binler az gelir, 100 binlerce insan var. Bu insanlar Yılmaz abilerde hayranlar. Onun temsil ettiği ve bildikleri kadarıyla en azından sol düşünceye de hayranlar. Ama bu kadar. Bu insanlar acaba bir örgüt kurulsa ona kanalize edilebilir mi? Yılmaz Güney'in şeyi bu. Nedenle örgüt kurmaktaki amacı bu. Şöyle düşünüyor. Hiçbir örgüt Yılmaz Güney'i kaldıramaz. Mümkün değil. Zaten herhangi bir örgüte girdiği zaman kendisi bu hayran kitlesinde önemli bir azalmada mecburen olacaktır. Dahası o sırada yani işte 70'li yılların sonu 80'li yılların başlarında Türkiye solundaki hiçbir örgüte de görüşleri uymuyor zaten. Şöyle uymuyor. İki tane önemli özelliği var görüşlerinin. Birincisi diyor ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işte sosyal emperyalist bir ülkedir. Bunu savunan başka örgütler de var. Ama o başka örgütlerin hepsi Türkiye'yi yarı feodal bir ülke olarak görürler. Yılmaz Güney kapitalist bir ülke olarak görüyor. Böyle bir ayrıcalığı var kendisinin o örgütlerden. Yılmaz Güney o yıllarda mesela şunu söylüyor. Neden benim örgüt kurmama karşı çıkıyorlar? Karşı çıkarlar. Yani gel bize katıl derler. Doğal olarak yani öyle denir bu. Niye denmesin? Arkasından ekliyor. Diyor ki ben
Türkiye devriminin Gorkisi, Maxim Gorkisi de olurum, Lenin'i de olurum. Şimdi tabii bu çok büyük bir belirleme, çok büyük bir iddia. Şimdi Maxim Gorkisi olabilir. Şöyle olabilir. Daha önce bir edebiyatta bir romanı var, Boynu Bükük Öldüler diye. Bu Orhan Kemal roman ödülünü kazanmıştı. Eğer buna devam edip buna uygun bu düzeyde başka romanları yazsaydı pekala, yani Maxim Gorkisi olabilirdi. Yani ona yaklaşabilirdi diyelim. Şimdi bir romanla Maxim Gorki olunmaz. Bir romanla edebiyatçı da olunmaz. Olmaz. Birkaç tane, en az birkaç tane daha yazmanız gerek ve bunların da aynı kalitede olması gerek aynı zamanda. Yalnız kendisine bu yetenek var. Zaten bunu ilk romanı Boynu Bükük Öldüler'le de göstermiş. Bildiğim kadarıyla yerel gazetelerde yayınlanan değişik öyküleri de olmuş. Yani edebiyatla içli dışlılığı var. Öyle yabancı biri değil edebiyata. Bunu yapabilirdi. Ancak başka işlere çok ağır bastı. Edebiyata devam edemedi. Lenin olmaya gelince bu mümkün değil. Çünkü Yılmaz Güney'in böyle bir birikimi yok. Demin de belirttiğim gibi hani Yılmaz Güney'in hani işte Sovyet sosyal emperyalizmini savunan, bir de Türkiye'nin kapitalist olduğunu savunan, başka yani Türkiye solunda hiçbir örgütte görülmeyen bir şey var. Bir nedenle düşünce bileşimi var. Ancak ben Yılmaz Güney'in herhangi bir böyle önemli denilebilecek teorik yazısını okumadım. Yılmaz Güney o birikime sahip değil. Yani Yılmaz Güney görüşlerini başkasıyla tartışması, onlarla polemik yapması, bunları yazıya dökmesi çok zor iş. İki tane dergi çıkarıyor. Türkiye'deyken Güney, ülke dışındayken Fransa'da Mayıs. Yani bu dergiler işte belli oranda dağıtılıyorlar. Yalnız şöyle bir mesele var. Evet, bir yerde yüz binleri bulan bir taraftar sempatisan kitlesi var. Ama bu sempatisan kitlesinin esas bileşeni Yılmaz abilerin özellikle hayran olmak. Onun haksızdan yana duran, onun işte bilmem zalime karşı mücadele eden özellikle hayranlık duymak. Yani belli oranda belli bir demek ki sol özellikleri var bu insanların, ama bu kadar. Bu insanlar belli bir dünya görüşüne yakın değiller. Onu bilmiyorlar bile. Yılmaz abilerine yakınlar. Şimdi bu yakınlık kişiden alınıp belirli bir örgütün içine kanalize edilebilir mi? Bu mümkün olmayan bir şey. Mümkün olmayan bir şey. Yılmaz'ın elinde önemli araçları var. Buna rağmen mümkün olmayan bir şey. Bir kere sinema var. Yani o sinemayı seyirci kitlesine eğitmek, ona mesaj iletmek amacıyla kullanıyor aynı zamanda. Nitekim avantür filmlerinden vazgeçiyor. Toplumsal içerikli filmler yapmaya başlıyor. Mesela işte ilk filmi Umut. Ben onu Ankara'da Sinematek'te seyretmiştim. Orada arabacının adı Cabbar'dı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Mesela ilk filmi önemli film bu konudaki Umut. Arkasından diğer filmleri gelir. Bazı filmleri bana sorarsan yapmacıktır. Mesela Arkadaş gibi Melike Demirağ'la beraber. Melike Demirağ'ın yer aldığı film. Diğer filmleri gayet iyidir. Yani Umutsuzlar, geçen programda bahsetmiştim. Acı, Ağıt, daha sonra Çevre Sürü, Cannes Film Festivali'nde ödül alan Yol. Bunlar esaslı filmlerdir. Yani bunlar kitleye, seyirciye bir mesaj iletir ve onu eğitmekte kullanılır. Yani avantür filmlerinden çıkar, toplumsal içerikli filmler çevirmeye başlar. Ancak filmle ileteceğiniz mesaj tabii ki sınırlı olacak. Bunun arkasından bir örgüt kurmaya kalktığınız zaman bu örgüte kadro gerek. Yani sadece Yılmaz'la bu iş olmaz. Bir kadro gerek. Nedir? Bu kitleyle uğraşacak, bu kitleyi eğitecek, gidecek, ziyaret edecek, dolaşacak, efendim dergileri hazırlayacak, dergileri basacak, dergileri dağıtacak bir kadro gerek. Bir örgüt zaten kadro demek. Ancak Yılmaz Güney'in kaydı değer kadroları hiç olmadı. Yani bırakın Türkiye'yi, Fransa'da yaşadığı yıllarda bile bunu yapabildiği söylenemez. Belirli insanları oldu. Bu insanlar da belirli şeyler yaptılar. Ancak buralardan bir örgüt çıkmaz. Buralardan bir örgüt çıkmaz. Yani Yılmaz'a hayran olan kitle, hani o örgütün sempatizanı olması düşünülen kitle,
o örgütün görüşleri hakkında hiçbir fikri sahibi değil. İşte Yılmaz abileri şeydir, ne derler, zayıftan haklı olandan yanadır. Bunun için zalimlere karşı mücadele eder. Bu kadar. Daha ötesi yok. O kitle bunun daha bir adım ötesine gidebilmiş değil. Bütün mesele şu, bunu nasıl daha ileriye götüreceksiniz? Bu konuda Yılmaz yani bir yol bulamadı, yol bulmazsa mümkün değildi zaten. Yani bu iş sinemayla, kitap yayınıyla, dergi yayınıyla olmaz. Bunun için kadro gerek. O kitleyle çalışacak olan kadro lazım. Onu da Yılmaz yapamadı. Yapabilmek için de sizin görüşleriniz doğrultusunda o siyasi arenaya girmeniz, başka sol örgütlerle tartışmanız gerek. Onlarla mücadele etmeniz gerek. Ve burası boş bir alan değil, dolu. Değişik örgütler var. Bunların arasında kendinize yol açacaksınız. Kendinize bir yer açacaksınız. Fakat diğer örgütler, yani Güney Örgütü'nü veya işte dergi adıyla şey yaparsak Mayıs dergisine dikkate almadılar. Şöyle bir şey söylenebilir. Yani siyasilik, örgüt kurmak, yönetmek, örgüt yürütmek anlamında siyasilik, Yılmaz Güney'in başarısız olduğu bir alandır. Ne filmlerindeki başarıyı burada gösterebilmiştir, ne de edebiyattaki kısa süreli başarısını burada tekrarlayabilmiştir. İkisi de olmamıştır. İnsan keşke diyor, kendini bu kadar dağıtmasaydı. Yani sol bir sanatçı olarak kalsaydı, iyi filmleri yapmaya devam etseydi, ek olarak edebiyata devam etseydi ve bu konuda şey yapabilir, yani iyi yapıtlar verebilirdi Yılmaz Güney. Zaten bunu daha önce göstermiş. Bunun daha ilerisinde pekala yapabilirdi ve burada kalsaydı. Yani bir insan en fazla bir, bilemediğiniz iki alanda gayet iyi olabilir. Yani üç alanda, dört alanda iyi olmak pek olacak şey değildir. Oralarda düşersiniz mecburen. Çünkü yani insanın ne zamanı, ne yetenekleri, ne çevresinde bulabildiği insanlar bunu yapmaya yetmez. O yüzden hangi alanlarda iyi olacağınıza iyi karar verip o alanlarda iyi olmak gerekir. Yani bir, bilemediğiniz iki alanda iyi olmak, yani beş alanda vasat olmaktan son derece iyidir. Vasat her yerde var. Yani her alanda biraz bir şeyler yapmak, bunun bir anlamı yok. Yani böyle 7-8 tane özelliği olan veya değişik yerlerde yazarken 7-8 özelliği sayan insanlar var mesela, diyelim işte şair, romancı, öykücü, efendim işte araştırmacı vesaire vesaire. Ya bunlar hepsi birden olamaz. Bu mümkün değil. Bir insan bunlar hepsini birden iyi bir şekilde yapamaz. Önemli olan nokta, iyi olacağım noktaları tabii deneme yanılma yoluyla bulmak. Ondan sonra bunların üzerinde ısrar etmektir. Eğer Yılmaz Güney'de, yani örgüt işleriyle hiçbir başarısı olmayan, iz bile bırakmayan, örgüt işleriyle uğraşacağını, sinemaya daha fazla zamanını ayırsaydı, edebiyata zaman ayırsaydı ve boynu bükük öldülerden sonra başka yapıtlar üretseydi, herhalde çok daha iyi yapardı. Diğerleri zaman kaybı olmuş. Evet tabii şunun hani cazibesine direnmek zor. Yüz binlerce sempatizanınız var. İyi de budur. Şimdi sizin kişisel sempatizanınızdan örgüt çıkmaz. Bunları bir örgüte kanalize etmek sizin kendi başınıza yapacağınız bir iş değil. Mümkün değil. Herhangi bir örgüte girseniz bunların büyük bölümü gider. Üstelik o örgütle sorunlar da çıkar. Dolayısıyla Yılmaz hiçbir örgüte girmedi. Değişik örgütlerden davetler almış olmasına rağmen girmedi. Ama sonuçta da yani yaptığı iş bir yere varmadı. Arkasında dediğim gibi yani ne teorik olarak ne pratik olarak herhangi bir örgütsel alanda iz bile bırakamadı. Gerçi dediğim gibi sinemada bıraktığı iz yeter. Yani Türk sinemasının tarihi Yılmaz Güney atlanarak anlatılması mümkün değildir. Keşke bunun yanı sıra edebiyata da daha fazla önem verseydi diyeceğim ama neyse, artık olmadı bunlar. Her durumda demek ki kıssalan ise bütün bu hayattan çıkaracağımız en önemli şey, insan kendini dağıtmamalı. Yetenekli insanlar kendilerini dağıtmamalı, burnunu her yere sokmamalı, her alana koşmamalı.
Evet, insan kendini bir ya da iki alana tümüyle sınırlandıramaz. Ama bu alanlarda iyi olmaya çalışırken hani başka alanlarda tabii ki girecektir. Hoşuna gider veya mecbur kalır girer ama oralarda iddialı değildir. Yani hem birkaç alana girip hem birkaç alanda iddialı olmak yok, o kadar fazla. O olmuyor. O olmuyor ve insan o zaman yetenekli insanlar zamanlarını ve enerjilerini biraz boşuna harcamış oluyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Evet, bugünlük program burada sona eriyor. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.